Ömer, oğlum Defne Hanım geldi. Salonu aldım. Tamam Hediye abla, geliyorum. Gerçekten İstanbul'u çok özlemişim. Geldiğimden beri geziyorum. Eve sadece uyumak için girdim desem yeridir. İstanbul özlenmez mi hiç? Ne demiş Tevfik Fikret? Ey bin kocadan arta kalan el değmemiş dul. Başka bir şair de şöyle der. Şehirlerin ecesidir İstanbul. Ya ama bak, gezeceğim diye sakın bizi ihmal etme, olur mu? Hiç kuşkumuz olmasın. Sadece İstanbul'u değil, sizleri de çok özledim. Canım, her zamanki gibi tatlı dilli, cana yakın Defne. Allah Allah, Bahşen'de hanıma bak sen. Bu ne sevgi ayol? Vallahi gözlerim yaşardı. Hayırdır inşallah. Buyurun. Hediyeciğimden almayayım. Bitki çayı kürü yapıyorum. Hatta saatim de gelmiş. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin Cevriyan. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ama Defne Hanımcığım, daha sık gelin oldu mu? Yani sizin sayenizde Bahşende Hanım'ı böyle gülen yüzde görmek bizi çok mutlu ediyor. Evde huzur veren biri olunca insan kendini bahtiyar hissediyor tabii ki. Çok teşekkür ederim, çok incesiniz. Çok haklı. Çok haklı. Misal ben her sabah su damlamı göreceğim diye o kadar mutlu oluyorum ki. Yani Ömerciğimin karısı ay benim buralarımda böyle çiçek bahçeleri açtırıyor ayol. Ne güzel ya. Düşünsenize ne, her sabah böyle mahkeme duvarı gibi bir suratla karşılaşmak. Allah korusun. Yani etrafımızda hep böyle gülen yüzler olsun değil mi? Neyse, size iyi sohbetler. Sağ olun. Ömer Bey, nihayet gelebildiniz. Kahveler sessiz içildiğine bilginize. Kahve içecek çok zamanımız olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ömer'e de bir kahve getirir misin Hediye? Getiririm tabii. Hemen. Defneciğim, saçların rengine bayıldım. Hele gün ışığında muazzam görünüyor. Çok teşekkür ederim. Yakıştığından çok emin değildim ama. Bence fevkalade yakışmış. Modeli de şahane. Sence de öyle değil mi Ömer? Yani bilemedim şimdi. Ben böyle şeylerden pek anlamam. Eskiden de böyleydi. Hep sıkılırdı bu konulardan. Ama erkek nihayetinde sıkılması da normal. Ne güzel. İnsanı hem bu kadar tanıyan hem hak veren bir arkadaşının olması. Sizlerin ilişkisi çok öncelere dayanıyor. Ben birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Müsaadeniz çocuklar, hemen dönerim. Neyin var senin? Kafan bir şeyle meşgul. Sen boş ver şimdi beni. Sen anlat, haberler sende. Sordun ve cehennemin kapılarını araladın. Sonuçlarına katlanacaksın. Ne diyorsun? Çok uzun bir konuşma olacak herhalde. Ne yapayım? Kendin kaşındın. Seninle sohbet etmeyi o kadar çok özlemişim ki sabaha kadar durmadan konuşabilirim. Tamam, hadi. Anlat bakalım, sen anlat. Ben cezam neyse katlanırım. Sonradan kaçmaya çalışmak yok ama. Söz verip de kendimi ipotek altına mı alsam acaba? Neyse, önce bir anlatmaya başla bakalım. Zehra'cığım, sen burada mıydın? Nevresimleri değiştirecektim. Sen şöyle bırak Hediye abla, ben hallederim. Zehra. Sen iyi misin kızım? İyiyim. Ne oldu, kötü mü görünüyorum? Yok, kötü değil de durgun biraz, düşünceli.
Yok, gayet iyiyim. Gece pek uyuyamadım da o yüzden. Bu yüzden de yorgun hissediyorsun. Sen hiç uğraşma onlarla. Ben değiştiririm onları. Hediye abla. Defne Hanım. Ömer'le ne zamandan beri arkadaşlar? Yani sen tanıyor muydun onu? Oo, onlar çok eskiden. Çocukluktan beri arkadaşlar. Hep böyle yanlışırlar mıydı? Yakınlar mıydı yani? Suda abla. Kendime bitki çayı yapmıştım, sana da getirdim. Sağ ol Cevriye abla. Şey, bu arada salonda bir misafirimiz var. Ömer'cimle güzel güzel sohbet ediyorlar. Haberin var mı? Yan sınıftaki kırmızı yanaklı çocuğu hatırlıyor musun? İsmini hatırlamıyorum şimdi. Böyle tombul bir şeydi. Hatırlayamadım. Ya nasıl hatırlamazsın? Sadece sınıfın değil, okulun da maskotuydu. Niye böyle dalgınsın? Yok yok, sende bir şey var. Hemen anlatıyorsun. Yok canım, tamamen senin kuruntun. Yani dalgınlıktan değil de yaşlılıktan diyelim. Yani yıllar geçti. Hatırlayamamam normal değil mi? Anladım. Anlatmak istemiyorsun. Ay yok, alınırım vallahi. Eskiden her şeyini anlatırdın. Yoksa Zehra ile mi ilgili? Yok canım. Zorla başıma iş açacaksın. Gerçekten yok bir şey. Sen iş mevzusunu ne yaptın? Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Görüşmelere gittim. Yani olumlu da geçti hepsi. Haber gelmedi henüz. Beklemedeyim, anlayacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehra. Biz de Ömer'le eski günleri yad ediyorduk. Gerçi kocan her şeyi unutmuş. Bayağı bir hafızasını silkelemem gerekti. Yaşlılık size uğramamış olabilir. Ama benim kapımı çaldı Defne Hanım. O nasıl oluyor? Biz senin aynı yaşta değil miyiz? Demek ki sizde et geçmiş. Evet, Ömer doğru söylüyor. Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sen söyleyince bir başka oldu. Moral oldu. Yoksa bu kocana asla inanmazdım. Eskiden de böyleydi benim arkadaşım. Ne zaman espri yapıyor, ne zaman gerçeği söylüyor anlayamazdım. Öyle mi? Abartıyor, inanma. Bak sen ya. Zehra'cığım, bilmiyorum haberin var mı ama Ömer eskiden çok macera perestti. Ömer mi? Evet, bakalım şimdi sırada hangi maceramız var? Midye. Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Yani bir de o kadar midyenin üstüne gidip serum yedik. Tatilde Ömer'le midye yemeye gitmiştik. Bizimkilere söylemedik, izin vermezler diye. Zehirlenince macera hastanede bitti tabii. Ama kimsenin haberi yok. Çok fena olmuş. Zehra, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Tansiyonun düşmedi değil mi? Yok yok, ben gayet iyiyim. Böyle dalmışım. Onun yüzünden mi bu halin? Onun. Evet, sohbet çok güzel ama benim yapmam gereken birkaç iş var. Selin mail bekliyor da reklam bölümü için. Müsaade ederseniz. Tabii Zehra'cığım. Mutlaka görüşelim ama. Tabii, görüşürüz. Adamlarım. Kolay gelsin. Ömer, annen alıkonulmuş. Tehdit altında. Belki de hayatı söz konusu. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Gayet rahat sohbet ediyorsun. Ah Ömer.
Terapistin yazdırdığı mektup. Evet o. Annemin babama söylediği zehirli sözleri duydum. Senin sabahla konuşurken kurduğun cümleler gibiydi. Zehra, annem giderken arkasında yaralı çocuklar bıraktı. Ben annemin terk ettiği o anda kaldım. Zaman ilaç olmadı yaralarıma. Kabuk bağlayacağına, ben büyüdükçe onlar da büyüdü, derinleşti. Hep o acıyan yanımla baktım hayata, insanlara, hatta sana. Çok canı yanan insan can yakarmış, bunu öğrendim. Annemi kaybettiğim gibi seni de kaybetmekten korktum. Yaptığım bütün saçma, kabul edilemez şeyler bu yüzdendi. Bir türlü aşamadığım bir eşik vardı Zehra. Çocukluğumdan, annemden kalan. İyileşmek için o eşiği atlamam gerekiyordu. Ben geçemem dediğim o ateşten eşiği geçtim. Senin sayende, aşkımız sayesinde. Annesinin giderken geride bıraktığı yaralı çocuk değilim artık. İyileştim. Aynı hatalar tekrarlanmayacak. Söz veriyorum. Senin için kolay olmadığını biliyorum ama ne olur beni affet. Bırak açtığım yaraları sarayım. İzin ver sevgimle yoluna koyayım her şeyi. Yalvarırım kapatma kapıları. Çünkü seni çok seviyorum. Sensiz olduğum bir hayatı hayal bile edemiyorum. Şimdi annen olan öfkeni çok daha iyi anlıyorum. Sandığımdan çok daha fazla şefkate, sevgiye muhtaç bir çocuk varmış içinde. Üniversiteden bir tayfa vardı hani. Görüşüyor musun onlarla? Tolgalar diyorsun sen. Yani uzun zaman görüşememiştik. Tabii evlendiğimi duyunca. Tabii Zehra'yı merak ettiler. Yerden göğe kadar haklılar. Evet. Ben de merak ettim senin kalbini çalan kadını. Ama beklediğimden daha on numara çıktı, haberin olsun. Zehra istediği şeyi yapmadım diye bana kızıyor. Ama yapamam. Turnayı gözünden vurmuşsun. Hem çok güzel hem çok akıllı. Çok tatlı bir karın var. Evet, öyledir. Sadece yüzü değil, yüreği de çok güzeldir. Bravo vallahi. Baya baya olmuşsun Ömer. Seni böyle evli görmek, evliliğin içinde görmek hiç hayal edebileceğim bir şey değildi, biliyorsun değil mi? Demek ki olmaz olmaz dememek gerekirmiş. Bu manzaradan sonra, sizden sonra asla demem. İkinizi böyle yıllar sonra bir arada görmek beni mesut ediyor çocuklar. Tekrar eski güzel günlere döndüm. Ömer Bey, telefon size. Nihat Bey. Ulaşamamış size de. Pardon Nihat, yani cevap veremedim. Sesi kısıktı o yüzden. Bir saniye. Ben de seni çok tuttum. Müsaadenizi isteyeyim, sen de işlerine bak. Tamam o zaman. En kısa sürede görüşürüz. Tabii ki, muhakkak. Evet Nihat, seni dinliyorum. Niye acele ediyorsun kızım? Ne güzel sohbet ediyordunuz. Evet, çok güzel konuştuk. Ömer işle de ilgili yardımcı olacağını söyledi. Ah, senin gibi bir kızı kaçırmak istemez herhalde. Yani senin sahip olduğun vasıflarda birini bulması kolay değil. Eğitimin, tecrüben. Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Asıl ben icabet ettiğin için teşekkür ederim. Ömer'le tekrar görüşmeni arzu ederim. Annemi kaybettiğim gibi seni de kaybetmekten korktum. Yaptığım bütün saçma, kabul edilemez şeyler bu yüzdendi.
Bir türlü aşamadığım bir eşik vardı Zehra. Çocukluğumdan, annemden kalan. İyileşmek için o eşiği atlamam gerekiyordu. Ben geçemem dediğim o ateşten eşiği geçtim. Senin sayende, aşkımız sayesinde. Annesinin giderken geride bıraktığı yaralı çocuk değilim artık. İyileştim. Aynı hatalar tekrarlanmayacak. Söz veriyorum. Senin için kolay olmadığını biliyorum ama ne olur beni affet. Bırak açtığım yaraları sarayım. İzin ver sevgimle yoluna koyayım her şeyi. Yalvarırım kapatma kapıları. Çünkü seni çok seviyorum. Sensiz olduğum bir hayatı hayal bile edemiyorum. Düştüğün o girdaptan birlikte çıkacağız. Umarım son görüşmede iyi geçer. Nihat, konuşuruz daha sonra. Okudun demek. Okumalıydım. Şimdi seni çok daha iyi anlıyorum ama. Yaşadığın her şeyi, tüm acılarını yüreğimde hissediyorum. Annen gittiğinde nasıl hissettiğini. Zehra. Mektupta yazdıkları. Derinlerde bir yerde hala anneni çok sevdiğinin kanıtı gibi Ömer. Tüm çocuklar gibi. Anne kokusuna, anne sevgisine muhtaç tüm canlılar gibi. Öfkenin, hayal kırıklığının bu kadar büyük olmasının sebebi sevginin büyüklüğünden. Sevgisizlikle yaralanan kalbin sevgiyle iyileşecek. Sana yalvarıyorum. Yık o ördüğün kalın duvarları. İzin ver anne seni sevsin. Zehra. Rica etsem beni biraz yalnız bırakır mısın? Tabii.
Ömer. Ben senin en doğru karar vereceğine inanıyorum. Bugüne kadar beni hiç yanıltmadın. Hiç hissetmiyorum. Ne oldu? Hasta mısın? Yok, hayır. Ya anneme hala ulaşamıyorum. Sürekli kapalı telefon. Sera, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Bak, bir şey biliyorsan ne olur söyle, yalvarıyorum. Gel canım, otur şöyle. Ayşe. Annen... Canım... Annen şu an bir yerde alıkonulmuş durumda. Ama sakin ol. Hem biz zaten polise de haber verdik. Onlar da bakıyorlar. İşte ben de Ömer'le konuştum ama... Neyse canım. Bir şekilde anneni bulacağız. Merak etme sen. Sakin ol. Derinlerde bir yerde. Hala annemi çok sevdiğinin kanıtı gibi Ömer. Tüm çocuklar gibi. Anne kokusuna, anne sevgisine muhtaç tüm canlılar gibi. Jülide Hanım sizin ve kardeşinizin hayatını kurtarmak için bu evi terk etti. Ama şu anda mesele o değil. Anneniz ölüm tehdidi altında. Kaçırmışlar. Onu zorla bir yerde tutuyorlarmış. Ne olur abi, yalvarırım, annemi kurtar. Abi, bir şey söylemeyecek misin? Yoksa kurtarmayacak mısın onu? Abi, inanamıyorum sana. Ya bizim annemiz... Sen ne kadar kabul etmesen de dünyanın en kötü insanı olsa bile o bizim annemiz. Abim, ne olur bak, yalvarıyorum sana, kurtar onu. Ne olur, hiç değilse benim için kurtar. Gitme.
Onun yerinde olsam ben de affetmezdim. Ama gitmeye mecburdum. Yüreğim paramparça oldu. Bütün kanım kurudu sanki. Yaşamam ben artık dedim ama ölemedim. Anne, böyle konuşma ne olur. Ölemedim kızım. Sizin için ölemedim. Demir olsam çürürdüm. Toprak oldum dayandım. Ama Ömer'im beni yine de affetmeyecek biliyorum. Ağlama anneciğim. Ben abim için öleyim kızım. O evin kapısından çıktığım gün beni toprağa gömdü. Öldüğüm gün mezarıma bile gelmeyecek. Bunu da biliyorum. Ne olur konuşma böyle. Kabullendim artık. Yıllardır bununla yaşıyorum. Onu bir an görmek için neler vermez. Ama bu da olmayacak biliyorum. Ağlama anneciğim. Ağlama. Bak abi çok üzüldü. Çok kırıldı ama çok merhametlidir. Ben inanıyorum onu bir gün seni affedecek. Bu ben bunun için elimden ne gelirse yapacağım. Bak görürsün. Her şey düzelecek. Görürsün. Ayşe. Canım ne olur topla kendini. Bulacağız onu. Kurtaracağız. Ya Zehra. Abim tek bir kelime bile etmedi. Annem orada o adamların elinde. Ama abim... Biliyorum. Biliyorum canım. Jülde Hanım sizin götürüldüğünüz yerde. Zehra. Ne oldu, bir haber mi var yoksa? Canım. Anneni en kısa zamanda göreceksin. İyi haberler alacaksın ondan. Merak etme. Benim şimdi hemen Ömer'le konuşmam lazım. Ömer, Muhsin Bey'den mesaj geldi. Bak. Peki bu adamın doğru söylediğini nereden bileceğiz? Ben Muhsin Bey'e güveniyorum. Jülde Hanım'a çok iyi davranıyordu. Onu koruyup kolluyordu. Doğru söylediğine inanıyorum. Zehra, sonuçta birkaç kez gördüğüm biri. Ömer, adam kapımıza kadar geldi. Polise gidersek Jülde Hanım'ın hayatını tehlikeye atacağımızı söyledi. Onu korumaya çalıştığı ortada. Senin artık bir karar vermen gerekiyor. Annen kaçırıldı Ömer. Onu kurtarmak için bir şey yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Ya da şöyle söyleyeyim. Eğer ona bir şey olursa, başına bir şey gelirse, o zaman vicdanım. Arabaları burada. Muhtemelen içerideler. Ne yapacağız peki? Polisleri bekleyeceğiz Zehra. Yani bizim üstesinden geleceğimiz bir şey değil bu. Ben seni tehlikeye atamam. Ama Jülide Hanım... Zehra, bunu burada tartışmayacağız değil mi? Allah'ım inşallah Jülide Hanım iyidir. Ömer, Ömer bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız? Ben sana gelme dedim değil mi? Evde duramazdım. Allah kahretsin. Polisler!
koşun. Ömer Bey, siz burada kalın. İçeri girmeniz tehlikeli olabilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben iyi olmanıza çok sevindim. Kurtarmak için geldim. Buraya gelmiş olman benim için çok değerli. O kadar mesudum ki. Kurtulduğum için değil. İnan onun için değil. Sen yanımda olduğun için. Allah'ım sana şükürler olsun. Yakarışlarımı duydun. Dualarımı kabul ettin. Allah'ım inşallah öfkesine yenilip kötü bir şey söylemez. Ne olur yanlış yapma Ömer. Seni bu kadar çok seven birini üzme. Jülide Hanım, ifade için bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hemen geliyorum. Bugünü gördüm ya ben. Sana sarıldım. Yılların hasretini bir nebze de olsa dindirdim ya. Artık ölsem de gam yemem. Ölsem de gam yemem. Ömer Bey, sizin de ifade vermeniz gerekiyor. Hemen şimdi mi? Yok, bugün olması şart değil. Daha sonra uğrarsanız alırız ifadenizi. Peki. Buyurun Cüneyt. Çok. Sonunda kırdın zincirlerini.
Artık ruhun huzur bulacak. Mutlu olacaksın. Mutlu olacağız.